JavaScript konumuz bir programlama dili kabul ediliyor. Modüllerimizde web modüllerimizdeki 8. modülümüze geldik. Tabii bu modüllerin hepsini çok detaylı incelemedik ama şu anda tam aradayız. Yani ikinci dönem, ilk dönem genelde tasarım yapmıştık. Tasarımla ilgili işlemler yapmıştık ama ikinci dönemle birlikte artık programlama, kodlama yapıyoruz. İlk dilimiz JavaScript. Çok kullanılan bir dil mi? Hayır. Çok kaliteli bir dil mi? Hayır. Ama avantajı ne? Bütün tarayıcılarda çalışabilmesi büyük bir avantaj. O yüzden küçük işlemlerimizi, çok detaylı olmayan işlemlerimizi biz yine JavaScript diliyle yapıyoruz, kullanıyoruz. Bu JavaScript dilinden sonra, şu Batik dilinden sonra biz etkileşim web uygulamaları modüllerine geçeceğiz. Şu 4 tane modülü görüyorsunuz. Bu dersi bunlarla bitireceğiz. Bu derslerin içeriğinde ise Microsoft ürünlerinden Visual Studio programını işleyeceğiz. Ve genelde de tasarım arka planda olacak. Daha çok ön planda olan şey kodlama olacak. Kodlamanın avantajı da vardır, dezavantajı da vardır. Bir kere avantajı bir kere anladığınız zaman çok en karmaşık örnekleri bile yaparsınız. Zor olan kısmı ise anlamak istemezseniz, yani ezberleyerek gitmeye çalışırsanız hiçbir şey anlamazsınız. Aynı şuna benzer. Matematik sınavına giriyorsunuz. İşte öğretmen derste 27'nin 4'e bölümünü gösterdi. Siz 27'nin 4'e bölümünü ezberleyip sınava gelirseniz o 32'nin 6'ya bölümünü sorarsa kalırsınız, değil mi? Aynı ona benzer bu da. Tamamıyla hayal kurmakla alakalı bir şey. Yani diyeceksiniz ki ya biz açıkçası niye bu kadar? Hayır, size çok fazla yormayacağım zaten bunda. Normalde anlatacağımı %10'unu anlatacağım zaten. Ama o %10'luk bölümde bile programlama ve kodlamayı algılayabilmeniz için öncelikle kafanızda kurmanız gerekiyor. Yani konsantre olmanız gerekiyor. Yani konsantre olmadan örnekleri ben şuraya bakarak yazayım. Hani ben şu tahtaya yazdıklarıma bakarak yazayım derseniz hiçbir şey anlamayacaksınız. Ben onu söyleyeyim başta. Hiçbir şey anlamayacaksınız. Sınavda da böyle kalacaksınız. Hiçbir şey yapmadan kalacaksınız. O yüzden yazın. Bol bol yazın. Deftere yazın kodları, sonra bilgisayara yazın, sonra silin, bakmadan bir daha yazın, sonra deftere bir daha yazın, bir daha yazın. Ancak bu şekilde ne yapacaktır? Beyninize, kafanıza bu sistem oturacaktır. O zaman zaten sınavdan 10 dakikada çıkarsınız. Normalde çok kolay, normalde çok zor bir konudayız şu an. Tamamıyla sizinle alakalı bir durumdayız. Ama daha önceki ders çalışma alışkanlıklarınızı tekrar ederseniz, bu dersten hiçbir şey anlamayacaksınız. Hiçbir şekilde hamle yapamayacaksınız. Ve mutsuz olacaksınız. Konsantre olursanız çok zevk verecektir. Kod yazmak oldukça zevkli, keyifli. Hatta şu anda telefonlarınızda kullandığınız veyahut da bilgisayarlarda kullandığınız birçok sistemin aslında ne olduğunu kafanızda hayal etmeye başlayacaksınız. Bir dizi seyrederken televizyonda neler döndüğü aklınızda canlanmaya başlayacak. Şimdi konumuza başlayalım. JavaScript ile ilgili. Modül bu arkadaşlar. Şimdi ben modüldeki konuları, buradaki konuları birçoğunu birleştirerek örnek üzerinden bunları anlattım. Şimdi öncelikle Dreamweaver programını açıyoruz. Ben Türkçe açtım sizin için. Normalde İngilizce kullanıyorum ama Türkçe açtım. Programı açar açmaz ilk yapacağınız işlem şu. Bakın, ilk yapacağınız işlem sayfa açmak değil. İlk yapacağınız işlem site menüsüne girip ne diyeceksiniz? Yeni site diyeceksiniz. Yani ilk işlemimiz bu. Yeni site dedikten sonra isterseniz bu sitenize bir isim verebilirsiniz. İşte hani anlaşılır bir isim. JavaScript örnekler diyebilirsiniz. Daha sonra klasör olarak da buradaki bilgisayarlarda verilerinizi depolayamadığınız için flash belleğinize bir klasör açarsınız. Ve açtığınız klasörü buradan göstereceksiniz programa. Mesela ben daha önce açtığım programı göstereceğim. Siz klasörü göstereceğim. Sizler de aynı şekilde daha önce hazırlamış olduğunuz klasörü gösterirseniz daha sonra üzerinde ne yaparsınız? Devam etme şansı bulursunuz. Şu şekilde. Bir kere seçiyorsunuz, sonra seç diyorsunuz.
ve ne yapıyor? O klasörünüzü program tanıyor. Kaydet dediğim anda da klasörünüzün içerisindeki sayfalarınız ne yapacaktır? Hemen şu yan tarafa gelecektir. Şimdi burada ben size 3 tane örnekle başlayacağız dedim. Birinci örneğimiz şu. Prompt komutuyla, yani uyarı ve şu ekrana gelen pencerelerle kullanıcıdan veri alacağız. Bakın şu tasarım görünümü değil mi? Bizim alışık olduğumuz sistem bu. Doğru mu? Hani normalde bir web sayfasında bu şekilde biz form göndeririz kullanıcıya. İşte kutular göndeririz, butonlar göndeririz. Kullanıcı bu buton ve kutulara veriler girerek bizimle konuşur. Biz kimiz? Biz programcıyız. Ben size en başta dersin, ilk derste bir şey söylemiştim. İnternet bir telefon görüşmesidir demiştim değil mi? Telefon normalde internet dediğimiz şey, bir kişiye bir şey sormak istediğinizde ararsınız değil mi? Biz ne yapıyoruz? Arayıp konuşmuyoruz da kullanıcıya böyle bir şey gönderiyoruz, form. Konuşmadan halletme, konuşmaya, iletişim kurmaya çalışıyoruz. O da buraya isteklerini yazıyor, bize geri gönderiyor. Biz ne yapıyoruz? Program kodlarıyla bu isteklerini sonuca bağlıyoruz. İşlemin sonucunu tekrar ona ne yapıyoruz? Geri gönderiyoruz. Öyle değil mi? Mesela normalde şöyle de olabilirdi. Arasa işte mesela şu örnek için söyleyelim. İki tane sayının toplamı değil mi? Mesela bana telefonla sorsa 7 ile 9'un toplamı kaç? Ben telefonda ona 16 derim. Biter değil mi? Biz ne yapıyoruz? O 7 ile 9'u buraya giriyor. Bize gönderiyor. Biz o 7 ile 9'u alıyoruz. Program kodlarıyla toplattırıyoruz. 16 sonucunu geri gönderiyoruz. Aslında bir nevi daha uzun bir işlem yapmış oluyoruz. Ama internetin mantığı budur. Hani bu adam bilgisayarın başına, telefonun başına oturur. Orada biz onunla konuşmak için böyle kutular koyarız. Butonlar koyarız. O onları tıklayarak bize ne yapar? İsteklerini bildirir. İşte bu yemek siparişi verirken de aynıdır. Aynı şeyler, malzemeler var. Yine butonlar var. Yine şu seçim butonları var şöyle. Aşağı açılır kutular var. Siz oradan bunları seçersiniz. İşte o seçtikleri zaman ben o internetin başına memur mu tutacağım? Memur mu koyacağım bir tane? Sekreter mi koyacağım? Düşünsenize şöyle olduğunu. Şöyle bir düşünün. Siz şu işlem için program yazmayı bilmiyorsunuz. Program kodu yazmayı bilmiyorsunuz. Size Balıkesir'den birisi arıyor. 7 ile 9 toplamı kaç? 16. Kapatıyorsunuz. İstanbul'dan biri arıyor. Arıyor, cevaplıyorsunuz. Böyle bir sekreter mi tutacağım işlemin sonucunu belirtmek için? Hayır. Onun yerine ne yapıyoruz biz? Otomatik çalışan program kodları hazırlıyoruz. Ve başına bir memur da istekler de koymuyor. Adam giriyor. Oraya isteklerini yazıyor. Bizim program otomatik olarak onun cevabını ne yapıyor ona? Geri gönderiyor. Bütün mantık bunun üzerine kurulu. Alışveriş de öyle. Alışverişte normalde hayal edin. Bir dükkana gittiğinizde sorarsınız değil mi? Dersiniz ki işte bu ürünün özellikleri ne? Bana uygun mu? İşte yok efendim kaç para? İşte ne kadar şöyle böyle sorarsınız. Ama alışveriş sitesine girdiğinizde size diyor ki kıyaslama listesi. İşte oraya program kodu yazıyor. Fiyatları küçükten büyüğe sıralıyor. Yok efendim senin istediklerine göre kargosu ücretsiz olanları sıralıyor. Yok efendim bedeni large olanları sıralıyor falan falan. Ama oradaki internetteki alışveriş sitesiyle normal dükkandaki alışveriş sitesinin farkı şu. Konuşmuyorsunuz. Konuşmadan oradan tıklayarak seçerek ne yapıyorsunuz? İsteklerinizi bildiriyorsunuz. Ve isteklerinizi cevap veren de orada karşınızda bir insan yok. Ne var karşınızda? Bir program var. Sürekli arkada çalışan bir program var. Diyor ki eğer şunu tıklarsa şunu yapayım. Eğer burayı seçerse bunu göndereyim. Diye hazırladığınız bir program var. İşte siz bu bölümde, bu okuduğunuz bölümde bu program kodlarını öğrenmek için buradasınız. Evet. Bu uzun lafın kısası özeti buydu. Neden burada olduğunuzu anladınız mı? Siz bir memurun vereceği cevapları program kodlarıyla kullanıcıya göndermek için o program kodlarını öğreneceksiniz. Zaten bu bölümün adı da web tasarımı ve kodlama, programlama diye geçiyor. Ve şu an dünya zaten, bütün dünya, Türkiye artık az konuşma, bol internet sistemine geçti. Değil mi? Birçok mesela birisine bir şey sorsak belki de
daha kısa sürecek ama biz yine giriyoruz telefonla arıyoruz mesela. Yol sormuyoruz kimseye. Ya da bir bakkallan gidip de işte falanca yer nerede demiyoruz. İşte konuşmak yok. Bu da bize para kazandırıyor. Tabii işimize geliyor. Hani biz mesela sosyolojik açıdan bakıldığında topluma zarar veren bir şey bu. İnsanların iletişime geçmemesi, insanların bir aile içerisinde anne, baba ve çocuk bile az konuşuyor. Telefonun üzerinden hayatını yaşıyor. Sosyalleşme yok, akrabalar birbiriyle konuşmuyor. Yani bu sosyolojik açıdan zararlı ama biz web programcılar için çok önemli. Yani işimize geliyor açıkçası. Böyle olması daha iyi bizim için. Böyle olduğu sürece çünkü para kazanıyoruz biz. İnsanlar ne kadar çok cep telefonunu elinde tutarsa, ne kadar çok cep telefonu kullanırsa, bilgisayar açarsa bizim için o kadar büyük bir avantaj. Çünkü benim yaptığım programı kullanma ihtimali artmış oluyor. Onu artık kullanırsa benim de para kazanma şansım artıyor. Gidip de Konrak'ta dükkan açan hırdavatçının yerine ben o hırdavatçıyı sadece o caddeden geçen kişiler görüyor. Kaç kişi geliyor? 50 kişi. Ama benim yaptığım, internetten açtığım site herkesin elinde telefon var. Tuvalete gitse bile telefon var elinde. O bile bir avantaj. Yani tuvalet zamanında bile ben iletişime geçebiliyorum onunla. Ama normal bir insan tuvalete gittiği zaman buradaki hırdavatçıdan iş yapabilir mi? Yapamaz. Ama düşünün yani ne kadar çok insanların vaktini telefonda geçirmesi maalesef söylüyorum maalesef yani bizim mesleğimiz için avantaj. Mesleki avantajlarınızı da anlatmış oldum. Bu örneğe başlamadan önce bunları da söyleyeyim dedim. Çünkü açıkçası olsanız dahi avantajlarınız sürüyor. 2 yıllık gidebileceğiniz üniversiteler var. Teknisyen olma ihtimalleriniz var. Tekniker olma ihtimalleriniz var. İşte usta öğretici olma ihtimalleriniz var. Bilmiyorum içinizde bazınız, bir taneniz de çıkar böyle ben bu düzeni bozarım ul arkadaş deyip mühendis çıkabilir. Hani olabilir. O yüzden biz söylemek zorundayız. Bunları yine söyleyelim size de hani sonra demeyin ki ya hocam biz geldik buraya geldik gidiyoruz. Ne olacağız ne edeceğiz demeyin. Hala mühendis olma, teknisyen olma normal öğrencilerin yaşadığı fırsatlar hala önünüzde. Daha önce kayıplar yaşamış olabilirsiniz, olumsuzluklar yaşamış olabilirsiniz. Ama onu da bilin istedim. Hala avantajınız, öğrencilik hayatınız sürüyor. Her ne kadar okul kıyafeti giymeyerek buraya gelseniz dahi şu anda hala öğrencisiniz, devletin koruması altındasınız. Ve önünüzde imkanlar, fırsatlar var. Hala mühendis olma şansınız var. Hala teknisyen olma şansınız var. Hala bu bölümle ilgili bir dükkan açma şansınız var. Sadece sizin kullanmanızı bekliyor. Bunları da bilin. Yani buraya ben geldim gidip diploma alsam yeter mantığında olan arkadaşlar için söylemiyorum bunu tabii. Yani diplomayı alıp ne yapacaksa lise diploması olana zaten bir şey mi veriyorlar onu da bilmiyorum da. Ama bunları da yine bilin. Şimdi örneğimize baktığımızda örneğimizde iki tane kutumuz var. Pardon. Önce şeyle başlayalım. İlk örneğimizde arkadaşlar Dreamweaver'da tasarım kısmına baktığımızda hiçbir şey görmüyoruz. Tasarımsız bir pozisyon görüyoruz. Çünkü kod bölümüne geçiyorum. Bakın şuradan kod ve tasarım. Şimdi arkadaşlar aradaki fark şu. Tasarım kullanıcının göreceği resim demektir. Kod ise bu işin gerçek hayatıdır. Gerçek hayattır. Yani normalde bir programın bir resmin arkasında çalışan kısım burası. Geri kalan kısım resimdir sadece. Oynadığınız bilgisayar oyunlarında da öyledir. Normalde orada resimler dönüyor. Arkada çalışan ise şu gördüğünüz kodlardır. Şimdi bu örnekte 3 yazılım notu girilmiş, performans notu girilmiş, uygulama notu girilmiş ama prompt komutuyla girilmiş. Şimdi prompt komutunun görevi tasarım yok çünkü bakın. Prompt komutu şu ekrana gelen küçük uyarı penceresidir arkadaşlar. Hani bazı web siteleri öyledir. Dikkat etmişsinizdir. Hani tasarım yoktur. Siz bir şey tıklarsanız pat ekran şu küçük pencere gelir. Der ki buraya yaşınızı girin der. İşte bizim bu prompt komutunun görevi o. Ekrana gelen uyarı pencereleriyle kullanıcıdan veri almayı sağlıyor. Bu JavaScript'in prompt komutu. Bu ilk tarzımız. Hani diyeceksiniz ki hocam böyle mi yapmak zorunda mıyız? Hayır. JavaScript'in bir yöntemi bu sadece. Bir sonraki örnekte ben size bir de bunun form tasarımıyla yapılışını göstereceğim.
Peki ne yapıyoruz? Normal kodlarımızı script etiketlerinin arasına yazıyoruz. Şu. Ve bir programcılığın yaşam döngüsü. Birinci aşama her zaman kullanıcıdan önce veri alırsınız. Bakın unutmayın. Önce kullanıcıdan veri almak zorundasınız. Bakın bu programı çalıştırayım. Önce şunu görün. Şu şey ne? Demek istediğim şu uyarı penceresinden kastım şunlar. Hani tasarım yok. Ekrana şöyle şeyler geliyor. Uyarı pencereleri geliyor. Siz şu pencerelerin içerisine bak ikinci yazılı notumu istedi. Değil mi? Üçüncü yazılı notumu istedi. Performans notumu istedi. Ve uygulama notumu istedi. Ve gördüğünüz gibi ekranda cevap olarak ne yazdı? 52.4 yani ortalama sonucu ve 5 üzerinde 52.4'ün karşılığı neymiş? 2'ymiş. 5 üzerinden 2'ymiş ve geçtiğiniz şeklinde uyarı vermiş oldu. Dikkat ederseniz prompt komutunda tasarım yok ama kullanıcıdan verileri nasıl alıyoruz biz? Ekrana gelen şu ilk açtığım zaman otomatik olarak gelen uyarı pencereleriyle. Bu bir yöntem. Siz yine sayfalarınızda bunu kullanabilirsiniz. Demek ki prompt komutunun görevi neymiş? Ekranın küçük uyarı pencereleri göndermek. Biz peki bu işlemin sonucunu yine uyarı penceresinde yazabilir miydik? Yazabilirdik. Onun için de bakın şurada dikkat ediyor musunuz? Document.writeLine diye bir komut var. Document belge demek. Write yaz demek. Şimdi bunu Türkçe konuştuğumuz zaman çok basit bir şey bu. Hani Document.writeLine'in Türkçesi belgeye yaz demek. Belgeye yaz. Ha, İngilizce eksikliğimiz varsa sıkıntı yaratabilir. Ama Türkçesi belgeye yaz. Document.writeLine. Ne yazmış? Bir kaldınız. İki geçtiniz. Bunları yaz diyoruz değil mi? Belgeye yaz. Şu Document.writeLine yerine şöyle bir komut var. Alert diye. Şunun yerine alert yazarsanız bu sefer ekrana yine şöyle sonuç vermez de hani şuraya yazdı ya yine buraya yazmaz. Yine bu sonucu da şeyde yazar. Ekrana gelen şöyle küçük uyarı penceresinde yazar. Yani JavaScript'teki ilk yöntemimiz bu. Şimdi ben bunun içeriğine, detayına iniyorum. Kullanıcıdan veri almak için bakın şurada var komutu var değil mi? Var komutunun ekran çok mu küçük? Görebiliyor musunuz? Büyüteyim biraz. İyi mi? Şimdi var komutunun görevi değişken tanımlamayı sağlıyor. Var. Şimdi orada var y1 demişim ben. Y1. O y1'i ben belirledim. İsterseniz y1 yerine oraya yumurta bir yazabilirdiniz. Pırasa yazabilirdiniz. Pırasa yazamazsınız ama. Pirasa yazabilirsiniz. Türkçe karakter kullanamıyoruz. İngiliz alfabesini kullanacağız arkadaşlar. Hani bizim Türkçe alfabesinde olan ş, ç, yumuşak g, ö, ü, ı, küçük ı, büyük i harfi bunları değişken ismi verirken ve fonksiyon ismi verirken kullanmıyoruz arkadaşlar. Kullanırsanız program hata yapacaktır. İngiliz alfabesinde bu karakterler yok. Ekstradan neler var? Bizde de olmayan, onlarda olan bir şeyler var. W, X ve Q, değil mi? Bu üç tanesini kullanacağız ama. O da bizim alfabemiz diyor, onlarda var. Yumuşak G, bunlar yok. Yok, kullanmayacağız bunları. Şimdi buna dikkat ederseniz Y1 diye bir isim vermişim. Ve buraya verdiğiniz isimler anlamlı olmalı. Akıllı olmalı. Çünkü ne der? Sen buraya Y1 yerine elma diye bir değişken tanımlayabilirsin. Ya da armut diyebilirsin. Veyahut da portakal diyebilirsin. Ama daha sonra ertesi gün programı açtığında hayda bu elma ne? Şimdi ne alaka? Elma nereden çıktı? Olmayın diye biz değişken isimlerini konuyla alakalı akıllı isimler veririz. Mesela ben buraya normalde Y1 değil de şöyle bir isim versem daha akıllıcı olur. Yazılı bir derim. Bak yazılı bir demedim dikkat et. Ben adamdan birinci yazılı notunu almayacak mıyım? Bakın arkadaşlar biz şu an ne yapıyoruz biliyorsunuz değil mi? Adam kullanıcıdan 3 tane yazılı notu, bir tane performans notu, bir tane de uygulama notu alacağız. Ortalamasını bulacağız. Yapmaya çalıştığımız şey bu.
Şimdi burada yazılı bir yazdığınız zaman aslında bir kırmızı yazdı, dikkat edersiniz. Yani bu şekilde yazamazsınız. Yani küçük I diye bir şey yok. İngiliz alfabesinde yok. O yüzden biz yazılı diyoruz. Yazılı bir. Peki bir kural daha söyleyeyim burada. Arkadaşlar yazılı bir dediniz ya. Bak değişken isim olarak birinci yazılı diyemezsiniz. Bak program hemen zaten yukarıdan görevi verdi. Dedi ki 11. satırda bir saçmalık var diye. Arkadaşlar değişken isimleri rakamla başlayamaz. Bak kural. Değişken isimleri harfle başlayacak arkadaşlar. O yüzden biz birinci yazılı bir değişken tanımlayamayız. Onun yerine biz birinci yazılı demeyiz. Ne deriz? Yazılı bir deriz. Bu kadar basit. Bir kural daha söyleyelim. Bu programın kendi içerisinde kullandığı bazı şeyler var, komutlar var. Mesela aşağıda söyleyelim, write diye bir komut var. Değil mi? Şuraya siz canınız sıkıldı, programın kendi kullandığı şu komutu kullanmak istediniz. Kullanamazsınız arkadaşlar. Program içerisinde anlamı olan, anlamı ifade eden, yani bu JavaScript kendi içerisinde bazı kodları, komutları var değil mi? Onları siz değişken isim olarak veremezsiniz. Yine aynı şekilde iki kelimeden oluştuğu zaman mesela şöyle bir değişken tanımlamak istediniz. Bak şimdi. Siz dediniz ki ben değişken ismini daha da uzun vereceğim. Daha anlamlı olsun istiyorum. Yazılı sonucu diye değişken tanımlamak istiyorum dediniz. Arkadaşlar iki kelime arasında boşluk kullanamazsınız. Bu da bir kuraldır. Değişken ismi arasında sadece alt tire karakteri kullanabilirsiniz. Yani böyle bir değişken olmaz. Ama iki kelimenin arasında şunu ne yapabilirsiniz? Alt tire koyabilirsiniz. Ama benim size tavsiyem iki kelime arasında boşluk bırakmayın. Şimdi böyle birleştirdiğin zaman da böyle şey oluyor. Bak şimdi. Yazılı sonucu olarak şu anda siz biliyorsunuz değil mi? Bir an şöyle gözünüzü kapatın, bir açın. Kapatıp açın. Ben buna şöyle bir şey desem. Yazılı sonucu. Yazılı sonucu. Bir de öyle bakın. Olamaz mı yani? Kelimeler birbirine karışık olarak bakın. Yazılı sonucu. Yazılı sonucu. İki kelimeyi birleştirdiğin zaman bu şekilde bir karışıklık olabiliyor bazen. İlk bakışta. O yüzden biz ikinci kelimenin, size tavsiyem, karışıklığı önlemenin yolu, ikinci kelimenin ilk harfini ne yapın arkadaşlar? Büyük. Benim kullandığım yöntem, Camel yöntemi bu. İki kelimeden oluşan bir değişken kullanacaksanız, değişkenin arasına boşluk falan koymayın, birleşik yazın. Ama ikinci kelime ilk harfi büyük yazın. Şimdi mesela o demek ki algı sorunu gidebilir. Gider. Yani siz şimdi bunu okuduğunuz zaman birleşik ile yazsanız yazılı sonucu diye okursunuz. Yazılı sonucu diye okursunuz. Yazılı sonucu bir. Birinci yazılı sonucu demek istiyorum değil mi? Bu biri başa koyamadığım için. Değişkeni böyle ne yapabilirim? Tanımlayabilirim. Şimdi hemen eşittir diyoruz. Arkadaşlar programcılıkta eşittirin görevi eşit olup olmadığına bak değildir. Eşittirin görevi yükleme işlemidir arkadaşlar. Yükleme. Eşittiğin sağ tarafında ne var? Yani sizin sağınıza göre. Şurada birinci yazılı notunu giriniz diyor değil mi? Prompt. Onu buraya sağdakini soldakine yükleyecek. Yani şöyle, prompt birinci yazılı sonucuna giriniz dediniz ya, ekranına geldi bir tane pencere geldi, değil mi? Oraya 60 giriniz mesela. Kullanıcı 60 girdi. O 60 bilgisi, eşitliğin sağ tarafındaki 60 bilgisi neyin içine yükleniyor? Yazılı sonucu 1 dediğimiz değişkenin içine yüklenir. Oradaki eşitlerin görevi neymiş? Sağdakini, soldakini yüklemek. Eşit olup olmadığına bakmak için biz tek eşittir kullanmıyoruz. Çift eşittir kullanıyoruz. Tamam? Burada eşittir görürseniz hani o bildiğiniz sizin eşittire benzemez bu.
Bu eşitlerin görevi yükleme işlemi yapar ve her zaman sağdakini soldakine yükler. Ve şu anda biz birinci yazılım notuna giriniz, prompt dedik, birinci yazılım notuna giriniz dedik. Şurada çift tırnak arasında yazdığınız veri, şu birinci yazılım notunu giriniz. Buraya istediğinizi yazabilirsiniz arkadaşlar ve Türkçe karakteri kullanabilirsiniz. Programcılıkta çift tırnak arasında istediğinizi yazabilirsiniz. Boşluk bırakabilirsiniz, Türkçe karakter kullanabilirsiniz. Bunda problem yok. Çift tırnak arasında yazdığınız her şey aynen ne yapacaktır? Ekranda gözükecektir. Programda herhangi bir anlamı yoktur. Sadece ekranda gözükür. Çift tırnak arasında yazdım. Birinci yazılımın sonucunu giriniz yazdım. İstersen buraya mesela illa kibar olmak zorunda değilsin. İlla kibar olmak zorunda değilsin. Ne dersin mesela? Birinci yazılım notunu gir. Gir. Ya da birinci yazılım notuna gir kardeşim. Bu çiftlik arası hesabını yaz. Ama biz internette biliyorsunuz programcılar oldukça nazikiz değil mi? Çok kibarız. Hani girer misiniz? Lütfen girer misiniz? Lütfen girsin. Yani böyle gizdir genelde. O yüzden birinci yazılım notunu gir kardeşim yerine biz ya da şöyle de yazabilirsiniz. Birinci yazılım notu. Bu da olabilir. Yani çift tırnak arasında sen kullanıcıya etiket bölümü burası, etiket. Yani kullanıcı ne yapacağını bilsin. Ama hiçbir şey yazmazsan adamlar ne gireceğini bilmez. Ne girecek bu adam yani? Sen birinci yazılım notu gir dersin, adam oraya 5000 yazar. 5000 diye bir not mu var? Yok değil mi? 0 ile 100 arasında. Ya o yüzden buraya ne yapmak lazım? Düzgün bir isim vermek lazım. Hemen altında da aynı satır var. Bakın. Buradaki değişkenim Y2 demişim ben kısaca. Şimdi ikinci yazılım notunu giriniz dedik. Bunu da niye için ekledik? Y2'nin için ekledik. Üçüncü yazılım notunu gir dedik. Kullanıcı da buraya bir şeyler giriyor değil mi klavyede? O klavyeden girdiği değerler benim şu gördüğünüz değişkenlerin içerisine aktarılıyor. Kısacası ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Sadece kullanıcıya bunu veriyorum. Kutular, o pencereler geliyor ya, bunu veriyorum adama, o onun içine bir şeyler koyuyor, 60, 50, 60, daha sonra onu alıyorum ben, o aldığı bilgileri kendi değişkenime aktarıyor. Bu da benim değişkenim, bunun adı da yazılım sonucu 1. Bundan alıp buna koyuyorum sadece. Eşitlerin görevini atmak, ondan alıyor, bunun içine yüklüyor. Bu da benim yazılım sonucu birinin değişken. Ben bunda işlem yapabilirim. Yani şu değişkenlerle işlem yapacağım birazdan. O yüzden değişken isimleri çok önemli. Değişkenler daha teknik anlatacak olursam bu bilgisayarınızın RAM belleği var ya hafızası. Hafızada size yer açar. Bu değişkenler. Gördüğünüz gibi şuradaki bütün her şey aynı. Bütün satırlar aynı. Alttan atılmış performans notunu giriniz demişiz. Bunu perfor demişiz. Perforje. Perfor. Yani performanstan kısaltmışım yani. Uygulamaya da uyup demişim. Bu programcılar bunları ben verdim. Sen bunları aynısını vermek zorunda değilsin. Uyup demezsin de uygu dersin. Uygula dersin. Uygulama dersin. İstediğini ver. Bir de sonuç için değişken tanımlamışım ama sonuç için bir veri almamışım. Dikkat edin. Çünkü ben bunun içine yükleyeceğim bunu. İşlemin sonucu. Şimdi ben size soruyorum. Bir kişinin ortalaması nasıl bulunur? Bütün siz kaç tane not aldıysanız hepsini toplarsınız değil mi? Bölersiniz daha ondan. Biliyorsunuz bunu. Yıllar öğrencilik yaptınız sonuçta. Bu aldığınız notları toplarsınız, 5'e bölersiniz, ortalamanız çıkar. Devam mı? Öyle değil mi? Bir sınavdan 80 aldın, ikincisinden 70 aldın. Kaç düşüyor karnına? 80 aldın, 70 aldın. Ortalaman kaç düşüyor? Ne yaparsın? Ya sonuç ne olduğu önemli değil. İkisini toplayıp 2'ye bölmüyor musun? Ya mantık o değil mi? Şimdi 5 tane notun var. 5 tane notunu toplayıp 5'e bölmeyeceksin. Bölmeyeceksin.
Burada da 5'ini de toplayıp 5'e bölmüşüz ama dikkat ederseniz şu değişkenlerimin önüne number diye yazılan number diye okunan bir şeyler gelmiş. O 5 niye kırmızı? 5'e bölmüş. Sayı olduğunu gösteriyor. Hata değil değil mi? Değil. Sayı. Sayı. Burada demek istediği şey şu. Arkadaş diyor bu Y1 diyor sayıya dönüştürmek için number kullanıyoruz. Arkadaşlar number yerine total da alabilirsiniz. Gelsin tamamına gerek yok. Video çekiyoruz. Bu number yerine aslında tam sayıya dönüştürmek istersek şöyle bir şey de yazabiliyoruz. Farz int. Genelde bunu kullanırız biz. Parse int y1 önüne parse int number. Niye yazıyorum ben bunu? Sonucu hesaplasın. Arkadaşlar şunun için yazıyorum. Çünkü adamın kutuya girdiği değerler var ya 50-60'lar. Program onu sayı olarak algılamıyor. Yazıyorum. Bak ne yapıyor biliyor musunuz? Bunu şöyle tahtada söyleyeyim. Sen eğer bunu sayıya çevirmezsen şöyle olur. Mesela birinci yazılımın 80 mi? İkinci yazılımın 70 değil mi? Sen ne yapıyorsun? Bunun ikisini toplayıp kaç şey yapıyor? 150 yapıyor değil mi? Eğer sen bunların başına parse int veyahut da number koymazsan 150 yapmıyor. Böyle yapıyor. Ne yaptı? Birleştirdi. 80 ile 70'i birleştirip yazar. Ortaya da anlamsız bir değer çıkar. 8070 gibi. Aslında onun yaptığı şey ne? 80 ile 70'i birleştirir. O yüzden biz değişkenlerimiz önüne işlem yaparken parse int. Bu hava o yüzden benim her yerim ağrıyor. Önüne parse int veya da number koyuyoruz arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Şimdi buradaki mantık da şu. Diyeceksiniz ya bu ne yapmış? Bu ya esas iş burada yani. Sen şu satırı bak. Sen şu satırı yazması, ben şimdi sana yazılmışını gösteriyorum değil mi? Ben size sorsaydım %99'unuz bunu yazamayabilirdi. Evet yazamayabilirdi. Esas ekmek burada. Bunu yazması zor. Çünkü bak ne yapacağını biliyorsun. Bak ortalamanı nasıl bulacağını biliyorsun. Biliyorsun. Nedir? 5 tane notum var değil mi? Türkçe konuşuyorum bak şu an. 5 notunu topla, 5'e böl. Türkçesi bu değil mi? Ama bunu matematiksel denklem olarak yazmak her baba yiğidin harcı değil. O programcının harcı. Ve şu anda ekranda gördüğünüz, görüp görebileceğiniz en basit matematiksel denklem. Bak Türkçesini söylüyorum. Senin iki tane sınav notun var. Değil mi? Ortalamanı nasıl bulursun? Türkçe konuşurken kolay. Ne yaparım? İki tane notumu toplarım, ikiye bölerim. Hadi yaz bunu tahtaya. Ya program kodu olarak yaz diye dersen ne kadar insanı şey yapıyor değil mi böyle hani bir tüyler ürpertiyor. Bir tüyler diken diken oluyor. Nasıl yapacağız abi falan filan. Halbuki çok basit ama buradaki eksiklik demek ki şu. Eksiklik şu. Matematik. Arkadaşlar siz şu anda matematik, yüksek matematik görüyorsunuz. Programlama dediğimiz şey yüksek matematik. Bak matematik değil ha. Yüksek matematik. Algoritma diyoruz biz buna. Kelimelerle ifade edilen adam sana gelecek, sana sipariş verecek. Diyecek ki ya benim sistemde şöyle olsun. Yok efendim 30 yaşından küçükler giremesin. Yok şöyle olsun. Bu söylediklerini senin ne yapman lazım? Bir matematiksel denkleme dökmen gerekiyor. Zor olan da bu. Algoritma diyoruz biz buna. Biz 2 yıllıkları öğrenci gönderiyoruz burada. Algoritma dersinden direkt çakıyorlar. 3 sene veremiyorlar dersi. Niye veremiyorlar? Çünkü matematiksel düşünmeyi bilmiyorlar. Yıllarca okullarda ezberlemeye alışmışlar. Matematik sorusunu bile ezberlemiş adam. Hiç adama öğretmemişler matematiksel düşünce. Ne demek? Hayal kur. Bir 3 yaşındaki çocuk gibi hayal kur. O kadar basit. Kasma, hayal et. Ama öyle değil. Ezberleyeceksin. 1071 Malatya Savaşı. İşte Anadolu'nun kapıları açıldı. Ulan açıldı da nasıl açıldı biliyor musun? Yok bilmiyor. Ama neyi biliyor? 1071 Malazgirt Anadolu'nun kapıları açıldı. Tamam Alparslan. Başka? O kadar. 1071 Malazgirt. Malazgirt nerede? Malazgirt. Orada işte doğuda bir yerde.
Nasıl olmuş? Kaç kişi varmış? İşte nasıl savaş nasıl olmuş? Ya da o savaş sırasında insanlar ihtiyacı nasıl karşılıyormuş? Hani yemek, ne yemeği yapıyorlarmış mesela? Ne yemişler? Veya da bakkal var mıymış? Öğrenci bunları sor, öğrencide bunlar yok. Öğrenci ezberci. Öğrenci diyor ki, Türkler Anadolu'ya 1071'de girdi, Muş'tan girdi. Evet, o kadar. Düşünce, hayal yok. Girdi de nasıl, orada bir kapı mı vardı? Kapıdan mı girdi? Nasıl oldu bu? Anadolu'nun kapıları açıldı. Orada kapı vardı. Kapıyı açtılar. Biz oradan mı girdik? Nasıl oldu? O sırada insanlar nasıl evleniyordu? Nasıl boşanıyordu? O zaman hangi dine inanıyorlardı? Namaz kılıyorlar mıydı? Bunları mı sor öğrenci? Yok. Öğrenci makine. Eğer böyle yetişmiş bir öğrencinin zaten programcı olma şansı yok. Çünkü hayal etmesi lazım. Ben şimdi sana bir şey daha söyleyeceğim. Türkçe. Diyeceğim ki birazdan, bir sonraki örnekte. Arkadaşlar bunun denklemini bana yazın diyeceğim. Hanginiz yazacak bakalım? Esas mesele bu yani. Esas mesele beyni kullanmamakta. Ama esas mesele bizim beyni kullananın öğrenci nesline ihtiyacımız var. Yoksa ben buradan gösterdim, ha bunu gösterdim, ha bunu aynen sen şimdi ne yapacaksın? Diyeceğim ki aynısını buraya yazacağım. Ondan sonra çalıştı mı hocam? Çalıştı hocam, ben yaptım. Ne oldu? Tamam, ben artık beni rahat bırak, ben uzaya gidebilirim. Yaptım zannediyor, öyle bir şey olabilir mi ya? Sen benim yaptığım aynısını yapıyorsan sen hiçbir şey yapmamışsın demektir. Ama kendi başına yapıyorsan bir şey yapıyorsun demektir. Bu sen nasıl kendini yetiştirirsen çocuğun da öyle yetiştirecek. Bak işine gelmez. Beynin yoruluyor. Kullanacaksın beyni ya. Beyni kullanırsan rahat, mutlu yaşarsın. Yoksa diğer türlü alışkanlıklarını tekrar ediyorsun. Hoca ders 12'de diyor, sen 12'de yemek yemeye gidiyorsun. Hoca ders 2'de dese 2'de yemek yemeye gideceksin. Allah'tan akşam 8'e demedim. 8'e de daha çıkınca kadar. Bu alışkanlıkla alakalı bir şey. Çünkü sen beyninin programını yazmışsın. Ders kötü bir şey. Dersler kaçılır. Derse girmemek lazım. En az enerjiyle hiçbir şey yapmayarak mezun olmam lazım düşüncesi seni bu hale getiriyor. Yoksa mutlu olmak, keyif almak. Bir cumartesi, pazar günü herkesin tatil yaptığı sıralarda okula gelip insan nasıl mutlu olabilir? Adam mangal yediriyor şeyde cumartesi günü. Sen buraya gelip program yazacaksın. Sana nasıl bir mutluluk verebilir ki bu? İşte bu senin alışkanlıklarından dolayı böyle. Çünkü sana o beynine yazdırmışlar Aybars'ın. Dersten kaçılacak arkadaş. Dersin hakkının en az verilerek o dersten geçilecek. Sorun bu. Bunları size anlatıyorum. Neden anlatıyorum biliyor musunuz? Yaşınız daha çok küçük. Öyle bir davranıyorsunuz ki bazen sanırsınız 35 yaşındasınız. Kendinizi bir şey biliyor zannediyorsunuz. 35 yaşındaymış gibi hareketler yapıyorsunuz. Halbuki yaşınıza baktığınızda genelde 20'nin altı ve 20 seviyesinde. 20 yaşındaki adam etrafımızda 40 yaşındaki adamın şeysini gösteriyor bana. Hani bazen 40 yaşına geldiğiniz zaman bayanlarda ve erkeklerde orta yaş bunalımı başlar. 45 yaşlarında böyle yavaş yavaş hücre yenilemesi zayıflar. Bazen baktığınız zaman size onu görüyorum. 45 yaşına gelmiş sanırım diyorum. Hayır, vücut dinç, demir gibi adam. Bu memleketin bu adama ihtiyacı var. Var, evet var. Ama benim adamım, 18 yaşındaki adamım 45 yaşındaymış gibi davranıyor bana. Taşı sıksa suyu çıkacak. Ya ben açık liseyim. Niye? Ben açık liseyim. 45 yaşında gibi davranmam lazım. Ya bırakın şu üzerinizdeki zincirleri atın. Bak çoluğunuz çocuğunuz olacak. Çoluğunuz çocuğunuza yarın bir gün bundan bu seneler sonra hayat öyle enteresan ki seneler sonra ders çalış demek zorunda kalırsınız. En acısı da odur. Hatayı yapacaksın kendin. Yapacaksın. Bir kere bir şey söyleyeceğim. Hata en fazla iki kere yapılır. İkiden daha fazla yapılan hata değildir. Alışkanlıktır. O bir alışkanlıktır. Hani bir insan hata yapabilir.
Ama aynı hatayı iki kez, tamam bir kez daha yaptın ama üçüncü kez aynı hatayı yapmaz mısın? O alışkanlıktır. O vazgeçmişliktir. Bu memleketin hala size ihtiyacı var. Kendinize gelin. Üzerinizdeki ölü toprağını atın. Ve de hala da şansınızın devam ettiğini de anlayın. Bu açık lise olsun olmasın. Biz neler gördük? Biz açık liseden mezun olup daha sonra mühendis olan adamlar da gördük. Biz okul hayatı boyunca çok başarılı olmuş, Anadolu Liseleri okumuş, daha sonra hiçbir şey olmamış çocuklar da gördük. Bu iş istikrar işi. Üniversiteyi kazanınca her şey bitiyor mu zannediyorsunuz? Ben öğrencilerin şu şeye, üniversiteye hazırladığım çocuk, bir çocuğa demiştim ki, hayatına girip girebileceğin en kolay sınav üniversite sınavı demiştim. Gülmüştü bana. Şimdi anlıyor beni. En kolay sınav üniversite sınavı. Çünkü ondan sonra bitiyor mu? Güncem bitiyor mu? Hiç bitiyor mu ya? Ne zaman bitecek? Bitmez. Öyle bitme şansı yok. Document.write'la sonucu ekrana yazıyoruz. Şunu document.write.br alt satıra geçirmek için arkadaşlar. Şurası alt satıra geçirmek için. Burada if bloğu var. 2, 3, 4 tane if bloğu var. If'in anlamı şudur. If de dersiniz ki, if'in anlamı eğer şu şartlar, şuradaki şartlar sağlanıyorsa ekrana bunu yazsın. Bu şartlar sağlanıyorsa, ki şarta bakıyoruz, adamın aldığı sonuç sıfırdan büyükse ve 50'den küçükse, ne demek bu? Yani 0 ile 50 arasındaysa demek değil mi? Aldığı not 0 ile 50 arasındaysa ekrana ne yazdırıyoruz biz sonuç olarak? Kaldınız. 1 diyoruz, kaldınız. Eğer sonuç, bakın buraya, 50'den büyükse, 60'dan küçükse, yani ne demek bu? 50 ile 60 arasında. O zaman ekranına yazsın? 2 geçtiğiniz yazsın. Aynı şekilde devam ediyor. Yani ben parselliyorum. Yani notları parselliyorum. 5 düzen böyle değil mi zaten? İşte 60 ile 70 arasındaysa ne yazıyor? 3. 70 ile 85 arasındaysa ekrana 4 basıyor. 85-100 arasındaysa ise ne basıyor ekrana? 5 basıyor. Ben 5 farklı çıkış veriyorum. If komutunun görevi şuradaki şart doğruysa şu sonucu yazıyor. Eğer ki misal veriyorum, ortalama sonucu adamın 72 çıktı. 72 çıkarsa bakın buraya. Sonuç sıfırdan büyük mü? 72. Yani sonucun içerisinde 72 var. Sıfırdan büyük mü? Büyük. Büyük. Tamam. Bunda sıkıntı yok. Şart doğru. Ama 72 50'den küçük mü? Hayır. İki şartında, şuradaki iki şartında geçerli olması lazım. O yüzden bu if bloğu ne yapıyor? Pasife düşüyor. Çalışmıyor bu if bloğu. Hani şu süslü parantezler görüyorsunuz ya şurada. O zaman bir atındık. Atlıyor. Burayı atlıyor. Şu şart sağlanmadığı için burayı atlıyor, bir alt satıra bakıyor. Buna bakıyor. 72 50'den büyük mü? Büyük. Evet, biz hayır değil. Evet. Evet, tamam bu sağlandı. Diğer şarta bakalım. 72 60'tan küçük mü? Hayır. Şart hayır cevabını aldığımız anda bu if bloğu da kendisini ne yapıyor? Kapatıyor. Anahtarlar kapalı. Kapı kapalı. Bu satır da atlanıyor. Çalıştırılmıyor. Alt satıra geçiyor. 72 60'tan büyük mü? Evet. Evet. Diğer şarta bakalım. 72 70'ten küçük mü? Hayır. Hayır. Burada da şart sağlanmadı. O yüzden şu blokta ne oldu? Devre dışı kaldı. Bu da çalışmıyor. Ekran basmıyor burayı. Görmezden geliyor burayı. Şart sağlanmadığı için. Alt satıra geçiyorum. Satır satır devam ediyoruz. Sonucu içerisinde 72 var. 72 70'den büyük mü? Evet. Evet. Peki 72 85'ten küçük mü? Evet. İkisinin de evet cevabını aldınız mı? O zaman şu arası çalışıyor arkadaşlar. Ekranda ne yazıyor? 4 geçtiğiniz yazıyor. Diğer şarta bakalım. 72 85'ten büyük mü? Hayır. Hayır. Bu da pasifize oldu. Bu da çalışmadı. Sadece if bloklarından hangisi devreye girdi? Şu gördüğün işaretlediğim
bölüm devreye girdi. If kullanmamızın amacı da budur. Şarta bağlı olarak ekrana bayılacağımız uyarı değişiyor. Tamam? Peki adamın notu, mesela yukarıdaki notu 60 çıksaydı, 62 çıksaydı mesela, 62. O zaman hangi blok çalışırdı? Şu blok çalışırdı değil mi? 62 bu aralığa sığıyor, 60 ile 70 arasında olduğu için. O zaman da ekran ne yazardı? 3 yazardı. Yani sizin ortalamanıza göre ekrana yazılacak olan çıkış bu if blokları sayesinde ne yapılıyor? Değiştirilebiliyor. Anladınız mı mantığını? If kullanmanın mantığı bu. Programı çalıştıralım. Ben birkaç bir yerde hatalar yaptım. Şimdi bakalım. Programı test ederken isterseniz şuradan tarayıcıda test edin. Yok ben uğraşmam diyorsanız şurada canlı görünüm diyor, görüyor musunuz? Şu canlı görünüme bastığınız zaman da ne yapacaktır otomatik olarak? Programı test edecektir. Ve dikkat ederseniz ben test etmeye bastığım anda ekrana ne geldi? Uyarı, prompt komutu sağlıyor bunu. Şimdi benden ne istiyor? Klavyeden bir şey girmemi istiyor değil mi? Şimdi mesela ben buraya 60 girersem bu 60 bilgisi kimin için yüklenecek? Yazılı 1. Yazılı sonucu 1 diye bir değişken yapmıştık galiba değil mi? O ilk yaptığım değişkenin içerisine yüklenecek bu 60 bilgisi. Tamam diyorum. Benden bir tane daha not istiyor. İkinci yazılı notu. 85 girdim. Bu 85 bilgisi neyin içerisine yüklendi? Y2. Bak isterseniz göstereyim. Bak birinci girdiğiniz, şu girdiğiniz şunun içine yüklendi. Doğru mu? Şu anda girdiğim 85'in içerisine yüklenecek. Bu Y2'nin içerisine yüklenecek. Bir tane daha istedi. 55 girdim. Bu 55 bilgisi neyin içerisine yüklenecek? Şu Y3'ün içerisine yüklenecek. Peki performans notu istedi. 12 yazdım. Bu 12 neyin içerisine yüklenecek? Perfor dediğimiz şu değişkene yüklenecek. Uygulama notu istedi. Arkadaşlar bunun böyle ekrana gelmesinin sebebi şu prompt komutu. Uygulama notunu ise 98 girdim. Bu 98 neyin içerisine yüklenecek? Şu uyk dediğimiz değişkenin içerisine yüklenecek. Arkadaşlar programcılığın ilk aşaması gerçekleşti. İlk aşaması. Ben kullanıcıdan verileri aldım mı? Aldım. Peki sonra ne yapıyor? Bir kere bu çalışır mı? Ben bu değişkeni değiştirdim değil mi? Buraya ne yazdım ben? Yazılı sonucu 1 dedim değil mi? O zaman da buraya ne yazmam lazım? Bunun içinde ne var arkadaşlar? Biraz önce yükledim. Unutmuş olabilirsiniz. 60 var. Bunun içerisinde ne var? 85 var. Bunda 55 var. Bunda 12 var. Şunda da 98 var. Ben biliyorum bunu. Değil mi? Şimdi bunların içerisinde bunları ben şurada şu yukarıdaki satırda yükledim. Peki. Şu dikkat ederseniz şurada parantez için almışım bunları ben. Şöyle. Bir normal yapayım. Normalde isterseniz şu yazılı sonucu 1'i de Y1 yapalım. Kafanız karışmasın. Şu Y1 olsun. Şu parse int'leri kaldırayım. Parantezleri de kaldırayım. Bakın ne olacak. Number'ları da kaldırdım. Eğer şunları yazmazsam ne olur? Evet. İyice sadeleştirdik. Bu mantık olarak doğru mu? Doğru. Değil mi? 5 tane not var burada. Y1, Y2, Perfor ve Uyk. Bu değerleri aldım ben. Bunları topladım 5'e böldüm. Ve çıkan sonuç neyin içerisine yüklendi? Şu sonucun içerisine yüklendi. Şimdi arkadaşlar. Bu şekildeyken bir çalıştıralım bunu. Bakın biraz önce cevap alamamışız zaten. Program çalışmamış gördüğünüz gibi. Bir daha çalıştıralım. Her seferinde ne yapıyor? Ya bu sayfayı kullanan herkes farklı değerler verecek sonuçta. Diyor değil mi? Tamam soru yok. Tamam bir daha soruyor. Bir daha giriyorum. 50. İkinci yazılı notu 80. Üçüncü yazılı notu 60.
Performans notu 50. 50, 80, 60, 50 değil mi? Şu ana kadar girdiğim. Uygulama notu ne? Bu da 90. Sonuca bakın. Bakın biraz önce girdiğim değerler biraz farklı çıktı. Ben ne girdim? Y1'e 50 girdim. Y2'ye klavyeden 80 girdim. Y3'e 60 girdim. Perfor dediğimiz performans notunu 50 girdim. Uygulamayı 90 girdim. Değil mi? Uygulamayı 90 girdim. Ama ekrana yazanlara bakın. 50 yazdı. 80 yazdı. 60'ı yazdı. 50'yi yazdı. 90 yazmadı. 18 yazdı. Neden? Neden 90 yazmadı da 18 yazdı? Çünkü ne yapmışım ben burada? 5'e bölmüşüm değil mi? Arkadaşlar bu şekilde yazarsam ben sadece uygulamayı 5'e bölüyor bu. Doğru mu? Ben hepsini toplayıp 5'e bölmesini istemiyorum. Normalde nasıl yaparım ben? Matematik yapalım. 50 ile 80'i toplayın. 130 mu yapıyor? 60 ekle 190. 50 ekle 240. 90 ekle 330. Hepsini toplarım. 5'e bölerim. Değil mi? 30. Normalde benim ortalamamın kaç çıkması lazım? 66 çıkması lazım. Matematiksel olarak. Ama benim yazdığım denklem bana bunu vermiyor. Birinci hatayı söyleyeyim. Bir kere bunların hepsi şöyle parantez içerisinde alınması lazım. Eğer bunların hepsini şöyle parantez içerisinde alırsanız bunların 5'ini toplar sonra 5'e böler. Parantez içerisinde almazsanız ne yaptı? Hepsini topladı. Bunu böldü. Evet. Bunlarla topladı. Fark anladınız mı? Bu bir. İkincisi bu Y1'deki Y1'e yazdığım 50'yi, Y2'ye yazdığım 80'i bu sayı olarak algılama. Sayı olarak algılaması için Y1'in önüne ya parse int yazacağız. Böyle bir şey. Değil mi? Evet. Şimdi bu parse int'i Y1'in önüne yazabilmek için Y1'i ben ne yapmam lazım şöyle? Parantez almam lazım. Bakın artık şu Y1 bizim bildiğimiz parse int komutuyla işleme girdiği için artık bu bir sayıdır. Aynısını Y2'nin önüne de yazacağım değil mi ben? Parse int. Ama Y2'yi ne yapacağım? Parantez içerisine alacağım. Y3'e geliyorum. Yine önüne ne yazıyorum bunun? Parse int yazıyorum ama Y3'ü ne yapıyorum? Parantez içerisine alıyorum. Aynı şekilde perfor dediğimiz değişkenin önüne yine ne yazıyorum? Parse int yazıyorum. Perfor değişkeninin yine bu şekilde değişken alıyorum. Uygulamaya geliyorum. Önüne ne yazıyorum? Parse int yazıyorum. Uygulamayı ne yapıyorum yine? Parantez içerisine alıyorum. Şimdi şu en başta açtığım şu parantezler olmasaydı sadece şunu 5'e bölerdi. İstersen deneyelim. Siz bunu unuttunuz diyelim. Şöyle hepsini parantez içine almayı unuttunuz. Böyle yazsınız. Hemen deneyelim. Böyle yazarsanız ne olur? Hemen canlı görünüme geliyorum şuradan. Yine ilk başta ne istiyor? Değer istiyor. Neydi? 50. İkincisi? 85. Öyle mi yazmışım? 60-85 yazmışım. 80 yazmışım. 80. 50-80-60. Aynısını gireyim de. 50-90. 60-50-90. Bir kere 258 çıktı. Bir kere notun 0 ile 100 arasında olması lazım. Niye 258 çıktı biliyor musunuz? Çünkü uygulamayı bakın matematiksel olarak göstereyim size. Ne yaptı biliyor musunuz? Şunu 5'e böldü. Önce arkadaşlar işlem sırası var. Önce çarpma ve bölme işlemi yapılır. Sonra toplama ve çıkarma işlemi yapılır. O yüzden bu adam önce 90'ı 5'e böldü 18 buldu ya. Sonra bu 18'i buldu daha sonra bunlarla topladı.
Bunları topladığınız zaman da 240 çıkıyor. 240 ile 18'i topladı. 258 buldu. O yüzden ben ne yapmam lazım? Hepsini şöyle parantez içerisine alırsam tümünü, bakın ne yaptım? Bütün değerleri parantez içerisine alırsanız şimdi çalıştıralım. 50 80 60 50 90. Evet. 66 çıktı. Doğru çıktı değil mi? İlk bloğunda çalıştı. İlk bloğunda devreye girdi. Demek ki 258 bulduğunda ilk bloğu çalışmamıştı. Neden çalışmamıştı? Çünkü benim şu aşağıdaki ilk bloğunda hepsi çok şey gibi. Hangi blok devreye girdi 66'da? 66'da sadece şu devreye girdi, değil mi? Çünkü 66 nerede? 60 ile 70 arasında ekrana ne yazdı? 3 geçtiğiniz yazdı. Document.write'den arkadaşlar ne yapar? Ekrana yazar. Bir komut daha vardı, alert, değil mi? O da şey olarak. Bakın şu alertle yazmışım değil mi bunu? Onu da göstereyim nasıl olduğunu. Ortalamasını şeye çıkartalım bunun. 50'nin altına çıkartalım. 20, 30, 45, 12, 22. Dikkat et. Dikkat et, demin ekrana yazmıştı document.write'lerinde. Şimdi ise ekrana yazmadı. Ne yaptı bu sefer? Alert komutuyla bing! Çiçekler büyükler çıkıyor. Uyarı penceresiyle sonuç bana yazdı. Neden? Çünkü ben oraya alert yazdım. Mesela geçtiğimizde başka bir animasyon çıkıyor mu? Onu, o ileriki seviyeler. Anlaşıldı mı? Ortalaması neymiş? Bunu niye buraya yazdın? Çünkü bunu ben document.write ile ekrana yazdırdım. Değil mi? Eğer şunun önüne alert koysaydım, şuraya alert koysaydım document.write yerine, bir daha çalıştıralım. 22 15 58 41 22. Bak, ortalamayı da uyarı penceresiyle verdi. İlk bloğunu da uyarı penceresiyle verdi. Bakın buraya da bir şey yazmadı. Demek ki ekrana yazdırmak için biz ne yazıyormuşuz? Document.write yazıyormuşuz değil mi? Uyarı penceresi çıkmasını istiyorsak da alert yazıyormuşuz. Evet arkadaşlar, ilk örneğimiz bu şekilde sonuçlandı. Biz bu birinci örneğimizi videosunu durduralım. Çok uzun sürdü. O ikinci örneğimizi diğer videoda yaparız. Çünkü 58 bir saat yakın oldu bu.